Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, 1,5 sene sonra değil mi? Evet, suret dersine hoş geldiniz. 1,5 sene meşgul oldum. En az tahmin ediyorum 40 tane ders olur mübares en az. Suret, ben de dahil hiçbiriniz lugata bile bakmadık şimdiye kadar. Lugata bakılmayacak kadar sıradan bir kelime. 40 tane en az olur. Göreceksiniz zaten yaşarsanız, yaşarsak. Demek ki bu dünya, bu dünya değilmiş ya. Bu dünya nedir biliyor musunuz? İnsan nedir? Size bir soru sorayım şuradan. Bu nedir? İnsan. He? İnsan. Ya, tamam yok da yani kastedir. Kaç tane insan var? Bir. Bir tane. Dünya ve insan işte böyledir. Bir tane gözükürken birbirine yüklenmiş insanlar var. Bir fikir gözükürken birbirine bindirilmiş fikirler var. Bir insan gözükürken insan-ı aher var, ustadın tabiriyle. Ne varmış? İnsan-ı aher varmış. Bak mesela, şöyle değil mi, bindirilmiş insan, birbirine bindirilmiş, fikirler de öyle, tek bir fikir, o dışa çıkan ve gözüken, suret bu. Buradan başlıyoruz. İki, zifiri karanlıkta şimşek çaktığı zaman böyle oturuyorsunuz balkonda bir yerde, şimşeği görürsünüz. Şimşek. Eğer hiç orası patladığı yerde, flaş patladığı yerde gözünüzü pek açmayın, şey yapmayın, çevirmeyin. Aynı yere dikkatli bakın. Şimşeği değil, şimşeğin gösterdiğini göreceksiniz. Dağı göreceksiniz veya şehri. Biraz daha dikkat edin. Dağların üzerindeki ağaçları görürsünüz veya evleri. Daha biraz daha dikkat ederseniz o dağların veya köyün veya şehrin bitişiğindeki detayları görürsünüz. Şimşeği görmezsiniz. Yani baktığımıza göre değişen bir şey. İlk önce kendi vücudunu görürüz, sonra gösterdiklerini görürüz. İlk önce kendisini görürüz, sonra gösterdiklerini görürüz. Evet, ya Allah. Şimdi 275'i açıyorsunuz, açtınız mı? Arkadaşlar siz ekranda takip ediyorsunuz. Efendim 275 miydi? 276, şey 75 doğru. Siz ekranda takip ediyorsunuz. Büyütebiliyorsun onun şey, sana ayarla. Yani arkadaşlar, okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Müdahale etme hakkına sahipsiniz. Soru sorabilirsiniz. Ben şimdi simgesel olarak bir şeyi anlatmak için bilinen bir şeylerle yola çıkma metodunu yapıyorum. Mesela o herkesince bilinen bir şeyle anlatmaya çalışacağım. Azrail aleyhisselam nar, ateşe benzer. Cebrail aleyhisselam kağıda, oduna yakınca çıkan letaif ve dalga. Yani şunu yaktığımız zaman çıkan dalga. Latif. Yani gözükmeyen. Nur değil. Yani yakınca çıkan dalga boyları. Isı da diyebilirsin. Etafet. İsrafil
kağıt, odun, yani bütünlük. İsrafil bu. İkinci şuadan söylüyorum. Bu İsrafil. Mikail ise nur. Çünkü şuurun simgesidir Mikail. Şuur Mikail'dir. Duman ise nefis mertebeleridir. Yani bir şeyde en detayını, en küllisini, en camisini, en küçük bir şeyde de göstermek adına yaptım. Kağıtta işte bu bütünlük surettir. Bunlar konuşacağız. Suretin dört özelliği var. Evvel ismiyle suret, ahir ismiyle suret, zahir ismiyle suret, batın ismiyle suret. Biz 40 dersi hep zahirle konuşacağız. Evveli bilmiyorum. Batını da konuşmayacağız. Sırf zahir. En az 40 ders olacak. Merak ediyorsunuz değil mi? Allah Allah, suretin nasıl 40 tane 40 saat? Ben de merak ederdim. Değil mi Osman? Tuhaf değil mi ya? Suretin nesini 40 saat konuşacaksın? 5 kuruş malzemeler, suret. Ortaya çıkan sanat, sima. Sima ile suret arasında mukayese. Davranışların, hareketlerin, mimiklerin, konuşmaların, ses tonun, boyun, kilon, endamın, suret. Seni sen yapan, imtiyazlı kılan, has kılan şu sima, şu sima. Okunan dersten anladığın suret, hissettiklerin sima. Dedik ya, sıradan bir ders değil yani böyle. Bak, başladık. Bir de okuyayım. Okunan dersten anladığın, sana düşen iz düşümü suret. Okunan ders suret. Sana yapan katkı sima. Simanı oluşturuyor. Vefat bile etse, bu çok önemli. Ben bunu Rüştü abide gördüm rahmetli de, ondan sonra yazdım. Uğraşırken da vefat etmişti. Bir baktım, nereye gitti diye merak ettim. Sonra kalbime geldi ki, nereye gittiğini alamet bırakmış. Oraya bak, görürsün. Giden, gittiği alemin alametini bırakıyor. Bedene. Değil mi? Allah Resulü diyor ki, gözler birbirine geçer, siyahlıklar arkaya döner, ağız yam olur, dudak ters döner, yapar, cennete gitti denilemez. Beye, niye? Bu niye şekil alıyor? Suret neye değişiyor? Gördüğü yere göre değişir. Cehennemi görünce... Yani bıraktığı alemle, gideceği alemle mukayesenin simgesidir. Dedi ki, vefat bile etse suretine gittiği alemin alametini bırakan sima suretidir. Hangi surete gitmişse simada alamet bırakmış. Kendisi orada olmadığı halde timsali suretini bırakmış. Timsali suretidir. Nereye gittiğini bıraktığı şeye bakın, görürsünüz. Eğer görebilirsek. Kendi içini seyretme penceresi sima. Sima buydu. Şu. Sığırı kesmeden ve kestikten sonra simaları aynı. Sığırı kesin. Kesmeden önce de bakın, çekin resmini. Kestikten sonra kafasını tutun, aynı. İnsan ise tam tersidir. Gittiği yere işaret bırakıp gidiyor. Hayvanda bu yoktur. Çocuklarda da yoktur. Delide de yoktur. Vefattan önce, vefattan sonraki simalar aynıdır.
ne oldu Suret? Hani bir saat nasıl konuşuyor? Demek ki Suret acayip değil mi? İlginç. Bak deli, çocuk, hayvan. Vefattan önce ile vefattan sonraki simaları aynı. Sizin simalarınız değişecek. Bu tabii ki benimle. Hava suret onu içine çekip kendini yükleyip dışarıya ses çıkartmak ise sima. Havada hem maddi hem manevi alemlerin cemidir. Sima ile suret arasında küçük bir mukayese yaptım. Kastet. 276'ya geç. Şimdi suret hakkında 2-3 ders mukaddeme yapacağım. Hulasa. Suretin toplamasını okumadan. İstersen bir şeyi göster de 200 o cümleleri neyi kastettiğimi. Şu sayfayı açar mısın? Orayı kastedeyim. Sayfa 299 aç. Ha, böyle okuyacağız. Okumadan önce bunlar veciz. Mukaddeme yapacağım, malzeme yapacağım ki bunu daha iyi anlarsınız diye. Hani burada göreceğimiz o veciz cümle birinci sayı bak orada S139 görüyor musunuz? Burada. Gördünüz mü? Veya kaç? 55. Ha, 155 demek 19. defterin 155. sayfasında detaylı anlatıyor. Detaylı. Tafsilatlı. Burada sizi boğmamak için oradan alınan bir cümle demektir. 155. sayfada var. Nereden bu cümle nerenin şeyi? Sözler 139. sayfadan. Şimdi ben size suret hakkında komprim, hulasanın hulasasını okuyorum. 2-3 ders süreceğini zannediyorum. Sonra kendisi. Yani sözler kitabının filistesi gibi. Filist. 276. Sözler 15'te şöyle geçiyor, yani anlaşılıyor. Suret, ispatın zeminidir. Zahirden hakikata geçiş zeminidir suret. Sözler 17. İsterseniz ben sayfayı zikretmeyeyim de, hep kitaptan alındığına deli. Zaten ondan sonra seni de yazmadım artık. Yorulduğum için söyleyeyim. Bir şeyin gösterildiği zemin perde, suret. Yani şu gördüğünüz var ya şu. Şu perde surettir. Bazen örter, bazen ortaya çıkarır. Perdeyi biz hep şöyle anlarız. Kapatan, örten. Oysa sinema perdesi, filmin ortaya çıktığı yer. Adam suretini açığa çıkarttı. Toprak perdesi altında bulunan çekirdekleri ortaya çıkarttı. Yani sureti toplumla veya bizler daha çok örten manası, perde. Perde örten manasında kullanılıyor. Oysa hakikatin çıkış yeri. Perdede gözüküyor. Bu perde olmasa nerede seyredecektiniz? Bak perde. Suret perdedir. Batını dışarıya taşır suret. Bakarsın, seyredersin adamı. Ahiretteki ahvalin bu dünyada ortaya çıktığı zemin. Hiç şeylik, sürprizlik yok. Ahiretten nasıl bir adam olacaksın? Osman, şu anda simandan belli. Suretinden de belli. Hayatın. Ahiretteki ahvalin, şu dünyadaki, burada her bir sayfada bir sıfatın yazıyor. Şurada her bir şeyde bir sıfat yazıyor. Böyle kaldı. Ama şu anda gözüken bu. Şu andaki zamanda sen de burada oturuyorsun. Ama arkası farklı yazı, şurası farklı yazı. Şurası farklı yazı. Yani her bir aher, yani senin dışında şeyler, senin sıfatlarının toplamı. Hasetler. Hadiseler, hal, haletler vesaire. Okuyun. Çünkü işimiz çok. Suretlerin farklılıklar batınlarından geliyor. Yani niçin hepimiz farklıyız?
batından farklılık var. Ruhumuz farklı. Ruhtan geliyor. Suretlerin farklılığı. Ya sıfattan, ya siretten, ya da ahlaki keyfiyetten besleniyor. İyi dinleyin şimdi, çok önemli. İnna Allah'a halakal insan ala sureti rahman. Hadis-i şerifini usta anlatırken, insanın sureti sureti rahmandır diyor hadiste. Değil mi? İnna Allah'a halakal insan ala sureti rahman. Ha mi? Usta da diyor ki 146 Emirdağ'da 1. Suretten murat nedir? Siret, ahlak, huy. Sıfat. Bir daha say. Surette maksat, siret, ahlak, sıfat. Batını budur. Hepimizin farklılıkları batından kaynaklanıyor. Diyeceğim şu, bunu tamam. Erdinç, diyeceğim fark şu. Kimisinin şu anda siması, sureti siretinden kaynaklanıyor. Murat'ın ise ahlakını vurmuş. Kimisi sıfatını dışarıya vurmuş. Çok tuhaftır. Ya ahlakın gözüküyor, ya sıfatın gözüküyor, ya siretin gözüküyor, ya da karmadır. Sakın ha! Anladım demeyesiniz o ahlaktır, sıfattır, sirettir. Bilmiyorum daha. Hani çözdüm derseniz çözülmüşsünüz. Ben suret tane biliyorduk ya, lugata bakmadık. Ha sakın ha, siret var ya siret. Bilmiyorum. Bu kadar araştırdım bilmiyorum ama işaret edeceğim. Yalnız size şöyle söyleyeyim. Miraç Mekte ile meyve arasında, ağacın çekirdeği ile meyve arasındaki hayt ittisalin glaf-ı latifi veya suretidir diyor. Suretidir diyor. Dediler bana abi, miracın kendisi surettir. Miraç. Sen diyorsun ki suret arşa kadardır. Oysa miraç kabuk havsene kadardır. Anladık mı bunu? Çok tuhaf soru mu? Çok korkunç soru. Suretin zahirisi budur. Suretin siretidir o. Batınından o kaynaklanıyor. Ya sireti tabi ahlakıdır. Bak, suretin zahirisi arşa kadardır. Arş, lef-i mahfuz şeydir o. Sirettir. Arş-ı azam kabu kavsen ise siret. Suretin batınısı. Onun için mebde ile muta arasında, ağacın kökteki çekirdekle meyve arasındaki hayt ittisalin glafilatifi suretidir diyor. O suretten maksat dibindeki sirettir. Suretin batındaki siret sıfatıdır o. En az bir hafta uğraştım şu şeyi bulabilmek için. Nasıl olur? Suret buraya kadardır. Suret, zahiri suret arşa kadardır. Şeceri hilkatı biliyorsunuz, şu arkada duvarda var bak arkadaşlar, yeni ama eskiler. Buraya gelen biliyorsunuz nereye geldiğinizi. Yani şaşırmayın, böyle garip bir derse geldim demeyin. Çünkü nereye geldiğinizi biliyorsunuz yani. Biraz enfusi derstir. Tamam. Biliyorsunuz ama. O zaman normal dersi getireceksiniz. Yeni birisini getirdiniz. Selam. Onun için yeni birileri için bu dersi indirmeyeceğiz. Çünkü bu dersin özelliği budur. Şimdi suret arşa kadardır. Suretin zahirisi. Suret üç sıfattan besleniyor. Siret, ahlak, sıfat. Arşı ve lef-i mahfuzu içine alan sıfat. Ne dedik oraya kadar? Ahlak ise arş-ı azam ve kab-ı kavsendeki suret. Batının ona dayanıyor. Neyse yeri gelince konuşacağız.
alışmadığınız bir ders yöntemi o. Yani yeni gelenler vardır herhalde, gözüm öyle gözüküyor. Hemen size söyleyeyim, yeni gelenler varsa ki var. Yani sakın bu derse bakıp da ben bir şey anlamadım, bir daha gelmeyeyim demeyin. Bak, mesuliyet size ait. Bu biraz enfusi derstir. Yani Türkiye'de istisna derslerdendir. Bu derslerin keyfiyeti. Normal bir kitap okuyup da ders değil. 1,5 sene çalıştım proje, onu takdim ediyorum. Ömrümü verdim. Her gün 5-6-7 saat vererek. 8 saat vererek rahat. Sırf cüzümü okudum. Bütün zamanımı tuvalet, yemek, namaz hariç, cüz hariç, bütün ömrümü verdiğim şey, proje. O için ne kadar istifade ederseniz kârdır. Zerre kadar istifade ederseniz. Çünkü buradaki netice imandır. İmanınız artacak. Yani ahirete yakınlığınız artacak. Bu değil artık. Bakarsın Allah Allah, bir ahlakı mı, huyu mu, hani diyor ya, Allah huyun baksın ya, suymasına yansın isterler. Yani bu değiliz. İşte bu gözüken, bu bir tanesidir. Oysa toplamış, arkası dolu bunun. Şu gördüğünüz söyleyen, bu. Bunun içi dolu. Ondan bahsediyorum. Her derste okunacak ders ve izahlar seni aşağı indiriyor. Bir tane de indiriyor. Bir tane de indiriyor. Bir tane de indiriyor. Daha indin mi, kabire ineceksin ondan sonra. Daha yer yok. İnan, bu hakikaten çok tuhaf göreceksiniz bu dünyayı bu dersten sonra, bu ders bittikten sonra. Garip gelecek yani. Hakikaten tuhaf bir alemiz. Garip. Neredeydi o? Suret abi, sadece insan surette olarak mı baktığı yoksa kainat? Kainat. Dünya bir surettir. Her şeydir bir suret. Evet. Yani sadece bizim insan... Değil. Cenab-ı Hak için suret var. O sureti Rahman dediniz ya. Orada da var yani. Cenab-ı Hak, insan, kainat. Oralara gireceğiz. Suretin tuhaf tarafı, maddi vücudu yok. Esirden değil, atomdan değil, ama var. Ama mahluk. Vücutsuz vücut. Hacimleri ve kütlesi yoktur suretin. Ama her şeyin ifade edildiği zemin. Zaman yok. Zaman mahluktur. Çünkü enerjidir zaman. Atomdan değil. Mahluk deyince illa atom değil. Esir de mahluktur. Zaman, levh-i mahve ispatın hakikatıdır ki orası esirdir. Esirin el latifidir. Çünkü zaman Denizli, Edirne, Hatay, Rize, der esmasına bakıyor. Güzel soru sor. Beni de zorlarsanız, söylediklerimden daha fazla, çünkü 1,5 sene çalıştım, söylemek istediklerim duruyor bende. Söylediklerimin dışında söylemek istediklerim daha fazladır. Ben söyleyeyim hani, siret perde yani. Perde. Siret de onun içinde olanlar gibi. Evet. Daha has. Daha içe doğru. Evet. Herkeste suret geneldir. Sima ise sana has kimlik. Özel. Evet, hususi kimlik. Mesela genele sima denmez. Buraya sima denir. Ama genele suret denir. Parmak izi gibi mi abi? Ha? Hiçbiri birbirine benzemiyor. Parmak izi gibi yani. Parmak izi gibi. Parmak izi sima. Daha el ama herkeste parmak aynı olması suret. Ama yer yer şey yapacağız tabii. Suretin batınına gireceğiz, çıkacağız bu şeyin. Ama genel değil tabii. Suretin bir batınısı var, ahirisi var, zahirsini konuşuyoruz. Bir de eveli var ki bunlar çok acayip. Yani bu dersler kendini artık dışarıya, ameliyathanede yatıyoruz.
Doktor bütün organları çıkartıyor. Bu budur, bu da budur. Buradan su geliyor. Bu böbrekte böyle oluyor. Şurada midedir. Burası pankreastır. Yani sensin ve şu dünya ne kadar aldanıyoruz. Yani bir ders vardı hatırlar mısınız? Şu. Şöyle bir şey vardı. Neredeydi o? Kağıdı yaktım. Çıkan hiç buna benzemiyordu. Tamam. Şimdi bu dersten sonra dünyayı yakacağız fikren. Kağıdı yakınca çıkan kağıda benziyor mu? Benzemiyor. Ama böyle gözüküyor. Bu surettir. Derste yakacağız sureti. Bakacağız ki dünya da bir suret. İnsan da bir suret. Dünya suret. Ama aldanmışız. Bu gözüken değil. Bu kağıt ama. Yakın bakalım kağıt. Değilmiş. Kağıt olarak gözüküyor. Amaç suretten surete geçmek mi? Amaç suretten surete geçmek. Dünya bir surettir diyor. Dünya bir nefistir diyor. Yani burada ahireti aynı zahir için hakikati müşahede edeceğiz. 24. sözdeki cümledir. Aynı zahir içinde hakikati müşahede etmek. Esma tarafı. Evet. Abi bu aynı zahirdir dünya. Ahirete geçmeden ahireti seyredeceksin. Avam ahireti ahirete geçtikten sonra görecek. Havas ise keşfel kubur cinsinden var ya, bakıyor ustad mezara, mezarın içindekileri görüyor. Değil mi? Ama ahireti, ahirete geçince görecek. Vay be! Allah Allah! Varmış. Ha o neresi ya? Falan diyecek ya. Ha, bu dersler bize aynı zahir içinde hakikati müşahede ettirecek. Yaşarken. Göreceksin. Göreceğiz yani inşallah. Ve dünyanız hakikaten, aleminiz çok farklı olacak. Zaten başladı bile. Bu gözüken kağıt gibidir. Ama çok iyi biliyoruz ki bunu yakarsak bu değil. Tuhaf. İşlenen işler çok, çok tuhaf. Dünya geliş tuhaf. Yöntem tuhaf. Gidiş tuhaf. Habersiz geliniyor, habersiz gidiliyor. Acayip acayip, garip şeyler. Hakikaten bir el işliyor da haberimiz yok. Bir tane kalmışız. Hakikaten acayip. Dersler uyandırıyor. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Küllü nasi mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir. Delilik derece derecedir. Allah'a ve ahirete iman ettiği halde gayet rahat günah işleyen deli değil de nedir? Onun için günah işleme nispetinde çeşitliliği, günahın seviyesine göre herkes delidir. Onun için küllü nasi mecnun ala küllü nasi mecnun ala kaderil hava ihtilaflı cunun. İhtilaflıdır cununluk. Farklı farklıdır. Çünkü farklı günah işleriz. Devam. Kağıdı yapınca bu çıkanlar siret, sıfat... Hah! Evet. O zaman da... O zaman yanma hadisesi, sureti aslına götürüyor. Evet. Anladın mesela bu suret. Buradan çıkan, en göze gözüken üç tane sıfat, özellik var. Bir nur gözükür. Bir duman gözükür. Bir de yakar. Öyle değil mi? Üç tane şey gözükür yakarsak bunu. Şey yapsana, tepsi getir de bir filmi göster. Olsun. El tekrar ol. Ah sen, böyle gel. Hani çıkan ilk önce ne gözükür? Nur gözükür. Isı gözükmez. İkinci derecede duman gözükür. Isıyı elini sokarsan gözükür. Adamın ilk önce sıfatı gözükür. Sonra
adamın neyi gözükür? Sireti gözükür. En zor ahlakı gözükür. Siret. Ahlak hurların cemidir. Siret hissedilir mi? Nasıl görünür? Evet, onun gibi. Hissedilmesi işte. Abi, kağıtta dondurulmuş güneş var ya. He. Güzel. Sirette de dondurulmuş ahiret mi var? O ahireti iman mı inkişaf ettiriyor? Aferin. Bravo. Odun nedir odun? Donmuş güneş. Donmuş? Güneş. Güneştir. Olur mu ya güneş? Yak görürsün. Çıkar bak nereye benziyor ve nereye gidiyor. Çıkar. Nereye benziyor? Rengine bakın. Ve nereye heyecanlı gidiyor? Geldiği yere gidiyor. Her şey aslına rücu ediyor. Suretlerin farklılıkları batınlarından geliyor. Ya sıfattan, ya siretten, ya da ahlaki keyfiyetten besleniyor. Buzdan ta esmaya kadar olan meratipler kendilerini arştan sonra suretler olarak ifade ederler. Yani yatay ve dikey boyut olarak gözüküyor. Buzdan ta esmaya kadar olan meratipler kendilerini arştan sonra, arşa kadar. Niye arşa kadar abi? Arşa kadar suretin zahiresi var, ondan sonra yok. Niye? Kaldıramıyor yani. Taşıyamıyor. Cismani değil de yani. Evet. Arşa kadar demek. Ama şeydir, o aynı hayat. Ona geleceğiz. Bak. Dünya budur demiştik. İnsan da budur. İnsan budur, dünya budur, kelam budur, suret budur. Bak çıkan, hiç görmemiş olsaydınız, ömrünüzde ilk defa görüyorsunuz. Böyle bir şey tahmin eder misiniz? Buradan çıkacağını. Hiç alakası var mı? İlk gözümüze çarpan nurudur. Sonra onun nesi var? Dumanı. Dumanı var. Bak. Sonra nesi var? Elini sokarsanız, yani size ısısı gelmiyor. Hiç kimse bunu tahmin etmez. Dünya budur arkadaşlar. İlim ise bunu yakmaktır, yanmaktır, olgunlaşmaktır. İşte aynı zahirde aynı hakikati müşahede etmek. Aynı zahirde, bak hele bunu nereye saklamış? Güneş değil midir bu şimdi? Odun var. Evet. Hiçlik diyemeyiz. Peki, bu burada kaldı mı? Osman, bunu yakaladın mı? Bunu sen göm. Gömmeden önce bir insan kutsidir. Hani sığırı ölürse, keserseniz, ziyafet çekiyorsunuz ya. Ya şöyle bir şey yaptığınız yok, yakıyorsunuz, bana çağırmıyorsunuz. Ama insan hürmetinden dolayı bir şeyi öldü. Hangi şeyi öldü insanın? Neyi yakaladınızsa o öldü. Yakalanmayan ölmedi. O yakalanı kefenleyin, kefen. Esselatu ve selamu aleyk. Git onu göm. Kim öldü? Kim yakalandıysa. Yakalanmayan ise gömülemez. Çünkü ölmedi, o kurtuldu. O gitti. O bayram etti. Demek ki kim ölecekmiş? Kim kendisini beden olarak, suret olarak ifade ediyorsa o ölecek. Ölen hayvan imiş. Ruhçular ölmez. Allah. Dünya, işte. Hani bunun üzerine yazmıştınız çok. Yazmıştınız. Kadın vardı bunun üzerinde, para vardı, yat vardı, kat vardı, Mercedes vardı. Hepsi değil. Burada da değil ha. O da yok. Bak buradan bir tanesi kurtuldu. O kurtardı işte. O hapisti. Kısmen ölüydü. Çıkınca kurtardı ve hayat buldu. Ruhunuz hayat bulacak. Ruh hayat bulmasıdır. Peki, devam ediyorum.
Suretler hakikatların zeminidirler. Cismaniyetin suretleri arşa kadardır. Evet, suret çok ilginç. Atom değil, esir değil, madde hayattır. Hayat maddesidir. Onun için suretin hacmi yoktur. Kilosu yok. Bu atomdur, bu değil. Yani nasıl birbirine bindirilmiş görüyor musunuz? Nasıl bindirilmiş? Şu simada nasıl şey bindirilmiş? Ruhum var, karakterim var, kimliğim var, hırsız mıyım, namaz kılıyor muyum, nurcu muyum, Süleymancı mıyım, Fransız mıyım, Alman mıyım, art niyetli miyim? Hatta biraz da gözlüğünüzü değiştirsen, ahiretteki yapısını görürsün. Ama kendisinin atom cinsinden vücudu yok. Madde hayat. Arş da şey, arş arasındaki aynı hayattır. Abi ruhun atomu diyebilir misin? He? Surete ruhun atomu diyebilir misin? Surete ruhun atomu diyebilirsin yani. Yani aşağı çıkmanın adı adına. Güzel. Arkadaşlar, yüzdedir ama kilosu yok, hacmi yok. Mesela şöyle. Karakteriniz değişti. Asat oldunuz veya maneviyat. Yani kilo değişmiş, kilo şey, sima değişmiyor. Şöyle de değil. Adam namazsız insan sokakta belli mi, belli değil? Belli değil. He? Belli değil olur mu? Namazsız adam belli mi, belli değil mi simada? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 16. 16. Büyüdüğün zaman gelirsin. Şaka diyorum. Belli. Namazsız mı, değil mi? Dün derse gidiyordum Sultanbeyli'nde açılışta. Karşımda metoda birisi vardı. Bakmaktan ruhum sıkıldı. O simayı o taşıyor. Bakmaktan ruhum sıkıldı. Mübalağasız. Haram değil ha, adam bir adam bir adam. Vallahi billahi tallahi ruhum sıkıldı yani. Ve dua etti. Ben kucaklayıcım yani. Asla iticiyim. Ve dua etti. Allah'ım ona hidayet nasip et. Allah'ım ona iman nasip et. Dua ediyorum ben. Ömrümde beddua ettiğimi çok az hatırlıyorum. Bir deccala ediyorum. Deccala. Üç tane deccala ediyorum. Dördüncü dört deccal nümenesine bile etmiyorum. Hidayet nasip et diyorum. Çünkü kesin yani değil. Ustad kesin üç tane söylemiş. Neyse. Suretler mümkünat alemlerine bakıyor. Ta arştan başlar. Hareketler de suretlerdendir. Ne yapıyor ya? Şu adama bak ya. Pipirikli ya. Titrikli bilmem ne söylüyor. Hani hassas. Yani adamın hareketleri bile suretlerdir. Tipi tip midir? Böyle. Olgun adam mıdır? Abi peki niyet sureti neresi? Çok güzel. Osman ne dedi? Niyet. Bak şöyle diyeyim. İnsanın içeriden başlayayım. İçeriden başlayayım çıkayım. Sen oradan şey yap. Ruhtaki ahlak, ruhtaki huy, dışa vuruşu niyetlerdir. Niyet olarak gözükür. Niyet dimağı fikri harekete getirir. Ha? O da söze, bakışa, fiile dönüştürür. Ha? Yani amellerin ruhu niyet. O niyetlerin ruhu da ihlastır.
Bir daha içeriden dışarı çıkayım. Sima nerede kaldı? Ruhtaki ahlak, huy, temayül, meyil, hassasiyet, tarafgirlikler meyil olarak dışarıya çıkar. Bir dışarısı. O meyil dima harekete geçirir. Yani öyle düşünürüz, hayal ederiz, tasavvur ederiz. İşte bu suretler, konuşmalar, mimikler, görüntüler, yaşı, kilosu, yani davranışları, siması hep niyetten kaynaklanıyor. Niyete göre simalar değişir, suretler değişir. Niyet daha batındır. Suretler senin ihtiyarına bağlı değil. Bu sureti almam, simayı almam benim elimde değil. Ama bunu değiştirmek benim elimde. Merkezde. Ağacı değiştiremiyorum ama çekirdeğin genetiğini değiştirebilirim. Niyetinizi değiştirin, simanız değişir. Diyorsun ya, bak bak bak, niyetini değiştir, bak ne hale geldi. Namaz kılıyorsun, nurani oluyor. Namaz kılmıyorsun, çökmüş bir vaziyetin var. Peki suret mi niyetten etkilerini, niyet mi suretten etkilerini? Dedim ya bunu. Çözemedin mi hala? Yok, ben ha. Yani niyet daha enfusidir. Niyetin dışa vuruşudur suret. Niyetten etkilenir. Yani niyetin donmuş halidir suret. Niyetini düzelt, siman suretin değişsin. Bak ben buna dokunamam. Ama birisine hainlik yaparsam, namaz kılmazsam burası siyahlaşır. Ha? O zaman hareketlerden suret diyorsunuz herhalde. Niyeti de o zaman açığa çıkıyor. Yani. Tabii niyeti çıkıyor. Niyetini ortaya koyuyor suret. Diyorsun ki, bu adam biraz böyle düzgün gibi gözüküyor ama vallahi bu adam sarmadı bana, niyet iyi değil. Diyorsun hemen. Hemen anlıyorsun arkadan, simadan. Suret aldatabilir ama sima aldatamıyor. Yani sana yalan konuşabilirim. Yemin edebilirim ama simam yalan konuşamaz. Sima daha derin ama değil mi? Daha hususi. Yani evet. Surete göre daha derin. Ama bu genel kapsıyor. Hareketler suretlerdendir dedik. Simalar sırf yüzün ifadesi iken zahirde öyle biliniyor. Oysa davranışlardır sese. Simalar sırf yüzün ifadesi iken suretler bedensel her keyfiyete deniyor. Yürümesinden tut eşyaların tavır davranışlarına kadar içine alıyor suret. Bir daha okuyayım şurayı. Simalar sırf yüzü ifade ediyor. Sima. Suret ise bütünlük ifade eder, kapsar. Suretlerde gidişat, icraat görünüyor. Mevcudat suretlerdir. Simalar ise yüze hastır. Rahman surete, Rahim simaya mı? Gibi, evet. Rahman surete bakar. Rahim sima. Doğru. Güzel. Bak bir de okuyayım. Suretlerde gidişat, icraat görünüyor. Mevcudat suretlerdir. Simalar ise yüze hastır. Kainatın devi döveranının tümüne suretler simaya da simayı da kapsıyor. Başka bir madde. Noktalar başka bir maddeyi gösteriyor. İndiriyor musun sen? İnsanın şu sayfayı okursam keserim. Çünkü bir sanat olmuştur. Oluyor mu? O iyi. Güzel. Güzel. Sevdimmiş. Biraz daha kulasa gidersem. İnsanın hem simasını, hem davranışlarını, hem suretini oluşturan siret, sifat ve ahlak altyapısından geliyor. Yürümesi, konuşması, mimikleri, siması, rengi ve bütün her şey, yani dışarıya çıkan her şeyin bütününe suret. Ama suret, konuşmak, bakmak,
hareket etme, kilosu, hacmi, her şey. Bu da nereden kaynaklanıyor, besleniyor? Üç tane şeyden. Siret, sıfat, ahlak. O taraftan bir taneni gösteriyor veya bütünü gösteriyor. Munafı nasıl şey yaparsın? Suretinden değil, simasından. Mesela yalan konuşur, sözünde durmaz, bak davranır, surette yakaladı. Çünkü surette konuşma, davranış, ses, hareket, kilo, oynak olması. Çünkü münafığın üç sıfatı var. Konuştuğu zaman yalan söyler, sözünde durmaz. Emaneti ihanet eder. Fiil bu, bunların hepsi fiil. Surete bakıyor. Siz münafık olamazsınız. Niçin olamazsınız biliyor musunuz? Münafık şuurludur. Münafık sana münafıktır. Kendine münafık değil. Kendini biliyor münafık olduğunu. Çünkü şuurludur münafık. Anladınız mı? Onun için ne mutlu. Şu ders belki şu ders için gelsen bile sana yeterli. Münafık kendisini bilir. Şöyle diyeyim. Ömer evde tek başındayken hiç ezan okundu mu hatırlıyor musun? Sabah, öğlen, ikindi. Evde hanım yok, çocuklar yok, tek başınasın. He? Veya bir şey mi? Hiç olmadı mı? Okumuş. Peki namaz kıldın mı, kılmadın mı? Kıldın. Hiç kimse yok. Ha, demek münafık olamaz. Münafık kılmaz. Her namaz kılmayan mı? Hayır. Münafık şuurlu kılmaz. Evet, tamam mı? Bazıları alınacak, abi biz namaz kılmıyoruz, bize çaktın. Sonra peygamber çakmış, ben ne yapayım? Demiş ki, müminle kafir arasındaki en büyük alamet namazdır. Başka? İmanla küfür arasındaki ayrı eden alamet namazdır. Onun için Hanbeli mezhebinde namaz kılmaya kafirdir. Dört hak mezhep var. Hanbeli, Maliki, Şafii, Hanefi. Hak mezheptendir. Yani amel imandan değildir, Hanbeli mezhebi namaz hariçtir diyor. Namazı imanın şartlarından koymuştur Hanbeli mezhebi. Niye buraya girdin? Tek başımızda bir yerde iken dua edebilmek, namaz kılmak münafık olmadığınızı gösteriyor. Münafık sanadır. Kendine münafık değil, kendini biliyor. Kafir ise alenen karşına dikilir. Münafık içimizdedir. Tamam mı? Ne oldu? Biraz rengi gidip geldi de. Tamam. Kendine münafık olan ahmak mı? Yani münafık olduktan sonra ahmak bile denmez ya. Ahmak bile az. Her şeyi görüp de. Ha? Her şeyi görüp de o şekilde hareket etmek. Allah Allah. Ahmaktan ötesi bir şey. Yani ahmak olamaz ki. Ha? Ne olur dedi? Ancak münafık. Münafık nasıl bir şey olur dedi? Ancak münafık olur. Çünkü gerisi yok ki. Ne desin adam? Lazdır mutlaka. Seviyorum sizi ya. Yani böyle canlı ve arzulu, istekli dinlemeniz veya alakanız beni de canlı tutuyor. En büyük nimetlerden bir tanesi de o. Ben bunları araştırsam ne olur? Ortaya çıkacak arkadaş yok. Peygamber dini gelmiş, getirmiş ama sahabesi yok. Hocam bir şey soracağım. Bu sima konusundaki söylediklerinizin hepsine makul bir şey. Fakat bu hepsi %100 müdür? Ha yok. Hangisi yani %100'de hangisi? Yani mesela adamın simasına bakıyorsunuz, hoş bir insan. Ha değil. O şu sevgili kardeş, Allah razı olsun. Bu kişinin vahiy almadığı için Allah demedi. Ben senin hakkında bir şeylerim oluyor. Sima'ya baktım. O benim davranışlarımı kontrol etmek içindir. Yani seninle ticaret yaparken, kız verirken, kız alırken tedbirli hareket ederim. Ama %100 hükmedemem. %100 hükmetmem için vahiy olması lazım. Vahiy değil ki. Ha bu sana ne kazandırıyor? Alimler demiş ki
mesela onlara karşı davranırken daha tetkikli. Mesela diyelim ki ortaklık yapacaksın. Adam K. Dikkat et, ahlaka ağır olur. Ortaklık yapacaksın. Şişman adam, karnı büyük. Bu çok konuşur. Yani eksiklik değil. Ona göre tetkikli. Bunu demelerinin sebebi alçak olur. Vesaire. Bunu demelerinin sebebi Müslümandan Müslümana kavga olmadan önce kavgayı önlemek içindir. Ben mesela seyahat ederken kel insanla daha temkinli konuşurum. Ahlaka ağır olur. Bana bir şey demez ama içine atar o sözümü, o davranışımı. Sen Adapazarı'ndan tam geçerken şöyle arabada bu laf etmiştin. Unutmaz. Arabayla seyahat ediyoruz ya. Koca bir günde Adapazarı'ndan geçerken onun kafasına kaldı. Yani Müslümana merhamettir bu. Beyaz adam. Beyaz adamla oturulur mu, oturulmaz mı? Bunlar senin temkinli hareketini sağlar. Abimiz bir soru sorduğu için şey yaptı. Peki abi bunları nasıl öğreneceğiz? Bu öğrenmek için gelmişsin de onu. Yok, demek istediğim şu, mesela beyaz, siyah, kere... Hayır, onları karıştırma. Sakın öğrenmeyin bunu. Tamam. Sakın öğrenmeyin, samimi söylüyorum. Bu sefer yaşama sahanız daralır. Sakın bir şey yapmayın. Vermek için verilmiş ya, kavga için. Yok, vermek için verilmiş ama sen de dursun şimdi. Çünkü bu sefer yaşama alanın çitin daralır. Böyle baktığın zaman, ben senelerce dua ettim. Ya Rabbi, Allah'ım istemiyorum böyle bir şeyi. Açma bana. Eşim sorduğu husus şöyle mi anlamak lazım? Yani bazen bakıyorsun, ne nur yüzlü adam diyorsun, bu herhalde nurcu diyorsun. Adam kafirin önüne gideni çıkıyor. Bazen bakıyorsun, ulan tipinde meymenet yok diyorsun. Ama adam imanlı mümin bir insan çıkıyor. Yani o muvazeneyi nasıl tutturacaksın? Nefis karışmıyor mu bazen bu bakışa? İşte dedim ya bunu. Kişinin kendi donanımına bağlı. Mesela konuşurken gözleri, sesle gözü sen hiç baktın mı? Sima değil. Sözüyle gözün oynaması, siyahlığın büyük gücünü, göz hareketlerini, mesela onunla irtibatı var, göz saçaklarıyla irtibatı var vesaire. Yani bu bizim, tabii ki biraz önce dedim ya, zandır. Temkinli olmamıza sebebiyet veriyor. Ona hükmetmeyiz. Hüsnü zan üzerine dururuz ama senin dediğin çok istisnadır. Azdır. Genelde %90 bellidir. Namaz kılmayanlar namaz kılan bellidir. Şimdi sen namazsızı bir yanına koy Allah aşkına. Okşamak için demiyorum. Şu simada bir odağını koy. Adam suratı çökmüş ya. Adam bir tanesi vardı yanında. Memleketini söylüyordu simaya bakar. Benim talim hocam koca kafız. Sesinizi alıyor. Şöyle şöyle yapma diye sana şeyler söylüyor. Sesten ya, kendisi görmemiş. Yanımda birisiydi. Dedim ya abi sıkıntım var falan dedi. Ya dedi bir telefon. Ya et dedi. Yanımda. Sesi de açtı. Nereden açtık? Bilmiyor ki Hasan efendim dinliyor. O hani ya dedi evde sıkıntı var. Senin dedi ahlaksızlığından dedi. Demin başladı. Şöyle şöyle yapıyorsun. Ehli karı. Biz o adam sesten anlıyor. İmam-ı Ebu Yusuf. Sesten karakteri anlarmış. Kendisini görmesi. İmam-ı Muhammed kokudan anlarmış adamı. Daha kendisini görmesi kokudan. İmam-ı Azam kendisini değil almış olduğu abdestten zina mı yapmış? Normal abdest mi? Karakteri. Ona suya yüklediği özelliklerle anlarmış bunu kim aldı bu abdesti. Kim kullandı bunu? Çünkü her şey her şeyle alakalı ve ilişkili. Aynı zamanda çelişkili. Ha biz avam olduğumuz için okumayınca bakar karıştırırız. Ama ben sana söylüyorum. Tarikatçı ile, Süleymancı ile, Nurcu ile %90 belli değil mi simaları? Belli. Yani dini cemaatler bile belli. Gir Nurcuların içerisine biraz aşina olsun. Biraz grupların içinde bulunmuşsan şu gruptan mı, bu gruptan, bu gruptan o da belli. İnan belli. Tahkik mi, taklitçi mi bu? Okuyan tiplerini böyle. Belli ya. Ama %10 şey. Efendim abi. Bu da sirayet mi hocam? Sirayet. Nereden el kaldırdınız? Sirayet. Evet. Mesela Allah razı olsun. Güzel. Güzel katkılarınız oluyor. Yani ille görüntü değil. Onun sana yüklediği haller sende uyandırıyor.
Diyorsun ki, ulan bu sureti iyi. Doğru konuşuyor. Eli ayağı da düzgün ama vallahi içim ısınmadı ya. Bu sirayetten kaynaklı. Sirayet. Birbirine geçişler var. Sana bir şey sorabilir miyim? Sonra. Sime'un fi vücudu min adri sucud ayetini. Aynen. İşte onların simasından bellidir. Ne halt işledikleri. Tamam mı? Hani bu mana işleniyor işte. Bu ayet de zaten ona işletmişler. El sinetiku elbanikum var. Sima anlattı, o konu söyledin. Sima fi vücudu min adri sucud. Secde ettikleri simalarından bellidir diyor Allah. Ama sen cahilsek, bilmiyorsak başka, ama simalarından bellidir diyor. Simahum fi vucuhihim min esreri sucud. Nasıl yaşıyorsa o yansıyor değil mi? Kesin. Bu budur yani, böyle olur. Şu anda ben mesela, benim sima toplamının görüntüsüdür. Onun için dikkat edin dedim ben size. Adam, dini anlatanlara bakın bakalım. Dini anlatan dikkat edin adam, alimlere. Alimlik sıfatı şöyle dursun. Anadolu'da 5 vakit namaz kılan bir ihtiyarın siması bile yok bazı alim dediklerimiz kişilerde. Hiç mi anlamıyorsunuz diye söylemiştim. Çünkü şu görüntü bütünün görüntüsüdür. Siz zannetmiyoruz ama Müslüman uyarıyor. Ha, dikkat edin. Eyvallah, Allah rahmet etsin. Üstad dedi ki bana, kızartmasa isterim. Anlamıyoruz. Anlamıyorsun. Daha şiddetli. Anlamak da istemiyoruz. Ben de çok acayip düşünüyordum yani. Ahmet bilir değil mi? Kucaklayıp. Ya abi tamam ama yani bir şeyler yapıyor ya. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Anlamak da istemiyoruz. Peki. Sonra bakıyorum hadiseler, tarihi. Onu şartlı çıkartıyor. O kadar takozlemişim ki ben. İtiraf ediyorum. Acayip bir şey ya. Ferasetimiz yokmuş. Allah Allah. İyi ki Allah var. İyi ki dünya var. İyi ki gelmişiz. İyi ki ahiret var. İyi ki ölüm var. Ne mutlu. En büyük müjde ölümdür. Niye biliyor musunuz? En büyük nimet ölümdür. Ölüm bu nurun hapisten çıkışıdır. Ruhtur bu. Gördüğünüz renk ruhtur. Ölüm işte bize böyledir. Cesetten, ceset kağıttır. Çıkan ruhtur, kurtuluştur. Bu nur kurtuldu mu, kurtulmadı mı? Kurtuldu. Hapisti değil mi? Bir sürü de zulmediyorlardı. Araba koydular, araba çizdiler üzerine. Bunun üzerine araba çizdiler, kadın çizdiler. Kenef yaptılar, bir sürü şeyler yaptılar ya adama ya. Oysa böyle bir şey değildi yani. Buna neler yaptılar adama? Bu adama neler yaptılar? Hangi adama yaptılar? İsraftiler yaptıkları şu. Şu adama tuvalet yaptılar, araba koydular üzerine, bir sürü şey yaptılar. Of be diyor şimdi. Kurtuldum diyor ya. Kurtuluş değil midir? Ölüm budur. Ölüm kurtuluştur. Kafesten sıyrılıştır. Ağaçtan öldü. Abi öldü. Kim itti tepside kaldıysa o öldü. Onu da kefenleyin. Yakalanan ölmüştür. Kaçan ölmemiştir. Kaçabilmiş ya. Demek ki canlı. Bu da nefistir bak. Hala arkasında pisliği devam ediyor duman. Öyle hayırsız bir adam ki hala dumanı devam ediyor. Ya. Bak adam hala duruyor. Nasrettin Hoca mıdır bu ne? Bak hala şey devam ediyor. Şurayı şu sayfayı bitirirsek güzel olur. 76 sayfanın birinci sayfasındayız daha. Bu çok önemliydi. Bir de okuyayım. İnsanın hem simasını hem davranışlarını hem suretini oluşturan siret, sıfat, ahlak, altyapısını gösteriyor. Allah Resulü, bu abimizin dediği,
sima aldatabilir diyor ama şu hiç şey aldatmaz. Yalan konuşması, sözünde durmaması, emaneti ihanet etmesi şüpheni yok. Allah muhafaza. Yürümesi, konuşması, mimikleri, siması, göz dönüyor. Lap 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 bir öyle dönüyor. Seninle konuşurken bir öyle böyle böyle. Yalan konuşan gözüne bakamaz ya. Tak 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 ama gözüne bakarak söylüyorsa yalan, çok usta bir yalancı. Rengi pembe olmuş, kağıt gibi olmuş, korkmuş. Kağıt gibi olmuş, şehvet ve heyecanı artmış. Pembe olmuşsa, beyaz olmuşsa korku var. Siması, rengi neyse fazla girmezsen. Bütün her şey, yani dışarıya çıkan her şeyin bütünü suret. Bir şeye bakmak için kullanılandır suret. Anlamak için kullanılan malzemedir suret. Onu tanımak için. Suret, gidişat, icraat, dönen işler, işler var, sergiler var, sofralar var. Ustad diyor bunu. Suret, gidişata bak, icraata bak, dönen işler var, sergiler var, sofralar var, şimendiferler, depolar, sergiler, teçhizatlar ve şeyler var. Bunlar hepsi bütün suret. Çünkü 10. söz surettir diyor. Bir suret var, bir hakikat var. Çünkü suretler hakikattan medet alır. Bir tane şeyi söylemiştim size. Kayashiki Hitoshima diye 434 sayfalık böyle bir kitabı var. Kayashiki Hitoshima diye. Ne anlatıyor biliyor musun, konu ne? Bu suret, bunun görüntüsü, bu çiçek, yaprak niye bu şekildedir? Bu niye böyle renklidir? Bu niye böyle yeşildir? Yani neyin ifadesi? Niye efendim muz sarıdır? Elma kırmızı ve sarısı var. Niye ben böyleyim? Niye yaşa göre sima değişiyor? Adam bunu anlamak için 434 sayfa meyve vermiş. Ömrünü vermiş de. Ama çözmüş mü çözememiş. Onu ustak bir cümleyle ifade ediyor. Dördüncü şuata. Dört mu altı? Diyor ki suretler hakikata istinad edip medet alır diyor. Yani batının dışa vuruşudur. Esmasına göre şekil alıyor kişi. Cilve, cemal, nakış, sanata göre şekil alıyor. Ama adam ifade edememiş. Yani çünkü din yok. O zaman suretin derinliğine inen hakikati görüyor. Evet. Suretin böyle aşağı, surete biraz dikkat ettiğin zaman hakikat ehli oluyorsun zaten. Hakikat bin o. Bakıyor sana şöyle. Ben senden olsam günah işlerdim ya. Bakın şuna. Kağıt gibi nurani bir siması var. Siyahlaşması lazım, günah işlemesi lazım. Bak gözüküyor. Onayladı mı, red mi etti? Onayladı. İki üç tane cümlem var, keseceğim. Harici içsel aleme taşınan suret. Suretler var ya bak. Buraya baktınız. Bana baktınız. Sesimi duydunuz, kokladınız, yaktım ya. İçeriye taşınanlar hep surettir. Abi daha önce damar bahsi yapmıştın da, damarla da alakası var mı? Evet, damar. Damarlarla taşınır. Aferin. Garip garip tuhaf tuhaf insanlar var aramızda. Bunlar da hep suret ha. Komplemiz şu cemaat, suret, hepiniz sima. Harici içsel aleme taşınan, dışarıdan içeriye giren suret, aynı zamanda hayal ve duygularımızın ceylan ettiği yerdir suret. Suret, suretlerden besleniyor. Evet, suret, suretlerden besleniyor. Güzel. Ahirete gönderilenler, ahirete gönderilenler, mümkünatın suretlerini ahirete gönderiliyormuş. Ahirete gidenler suretlermiş. Nasılsa. Ahirete gidenler suretlermiş. Dünyada icraat yapılıyor. Filmler çekilip nereye gidiyormuş Resul? Ahirete. Suretler deyince şak şak fotoğraf değil. Duyguların, hislerin, mimiklerin,
davranışların, endamın, boyun canlı ve şuurludur senin için. Tırr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 
sönüyor ya ampul. Saniyede 60 defa yanar söner. Tık 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 tık. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için eleti devamlı yanar zannedersin. Oysa değil. Ha, insan da kayyumiyet tecellisi olarak var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, kudretten ilime dırr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 r
Halkın cedi. Halkın cedi. Dırr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 
aldanıyoruz. Dırrrrt. Bu derse gelmeden önce dırrrrtlar oldu. Şu anda bir tanesi. Dediğim anda zaten gitti o da. Saniyede 60 defa yanlış söyle. Tık deyince 60 defa. Ve gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için lampul devamlı yanar zannedersin. Ha, ama insan ise artık mevcudatın hızıyla değil, ruh hızıyla hareket ediyor. Ruh. Ruhun gidip gelmesi ruh seviyesinde oluyor. Peki başka? Hayalin gidip gelmesi hayal seviyesinde oluyor. Hayatın gidip, hepsi ayrıdır ha gidip gelmeler. Mesela adam aklı başına geliyor ama daha şey şuuru gelmemiş. Adam aklı başına gelmiş, dili gelmemiş. Var ya korkudan. Gidip geliyoruz ama paket olarak değil ha Resul. Ruh daha çabuk, hayat daha yavaş, hayal, fikir, hepsi hızına göre oluyor bunlar gidip gelmeler. Dırırırtlar ama her bir dıtın içinde yavaş yavaş hızısı var. Saniye, dakika, saat gibi. Acay, saat gibi. Saat sürettir. Saat yavaş hareket ediyor ama aynı zaman. Saatin böyle yapması aynı zaman bu bir saatte 60 tane dakika yapıyor. 60 defa dönüyor. Ama zaman aynı. Hareket farklı. Saniye ise bu dakikanın bir tanesine 60 defa dönüyor. Bir saat 60 dakikadır, bir dakika 60 saniyedir. Bir saniye 60 saniyesidir vesaire 10 defa gitmiyor. Suretler farklı, zamanlar aynı. Yani bir saatte aldığı mesafe süret, bir dakikanın aynı zamanda aldığı mesafe de süret. Peki abi gözünü geliştirmiş abiler bunu görebiliyor mu? Tabii gözünü geliştirir derken yani böyle gözlük takan değil yani. Şey, maneviyatı böyle şey olması lazım. Senin sesinden anlar senin ne olduğunu. Çünkü soru sormadan anlaşılır neyi sormak istediğini. Onun için o abiler şöyle yaparlar mesela dershaneye gittiğin zaman. Kardeşim hoş geldin, nasılsınız, iyi misin? Birisini getirdim, tamam mı? İyiyim ya, nerelisin kardeşim? Sen tarih kronoloji, tarihini yazmak için yapmıyorsun. Nasılsın, iyiyim? O iyi ya, beraber misin sen? Ne iş yapıyorsun ha? Yani sana bakıyor, sorduğu sorularla senin içine girmeye çalışıyor. Kullandığın tabirlerle. Yani soruya verdiğin mantıklı cevaplarla, uslubunla, ses tonunla, mimiklerinle. Bu adam sana soru sorarken seni tanımaya çalışıyor. İçini seyrederken konuşmalarında. Ondan sonra tevhidden mi ders yapayım? Haşirden mi, kaderden mi, laykalardan mı diye ondan sonra seçiyor. Onun için yapılıyor. Ama böyle umumi ders olunca o şansı olmuyor, o sesi olacak. Tamam mı? Peki, şu son cümlemiz, bu sayfanın son cümlesi ve geçmeyeceğim öteki tarafa, acele etmeyeceğiz. Zaten saatim bir saat olmuştur. Oldu mu? 10 dakika. 40 ders dedik ama bir saati planlamıştım. Demek ki geçecek. Son cümlem olsun inşallah. Eşyanın en son mertebesini, bak o da en son geldi. Eşyanın en son mertebesini biz hafızaya alıyoruz. Yani şu. Benim şu andaki baktığınız zaman simamı hafızaya alıyorsunuz. Hakikatından kopuk değil. Şunu alıyorsunuz ama bunun altında dırırtlar var. Bunu aldın. Ama şu simayı aldın ama bunun altında nice insanı Hasan Ahel var.
hislerin, fikirlerin, duyguların tırırırırır, sima olur. İşte eşyanın en son mertebesini biz hafızaya alıyoruz. Hakikatinden kopuk değil, eşyanın hakikatinin taşıma formatıdır suret. Eşyanın şurada bir sürü manalar var. Manaların cemidir suret. Bu sureti içeriye taşıyoruz. Taşıma formatıdır. İçeriye, senin haletini içeriye alıyor. Bu format da ruhun inkişafına malzeme. Surettir ama arkası dolu. Aldığım şeyle benim ruhum değişiyor. Değişiyor da eşyaya bakınca. Haram-ı nazar nisyan vermiyor. Haram-ı nazar bozmuyor. Anlatayım da keseyim. Şimdi güneş nimnuranidir. Ne demek nimnurani? Yarın nurani. 150 milyon kilometreden güneş kendisini böyle inşa ederse tam nurani olan ruh ve hayat ve akıl karşıyı nasıl inşa etmez? Onun için gençler yaz geldi hem de son şey olsun. Karşıdan gelen açık saçıklar hanenizi günah yazıldığından bahsetmiyorum. Ben günahın böyle hane çizgisinden uğraşmıyorum. O anda o açık saçağa baktığınız zaman da ondaki cin, ondaki buhran, ondaki panik, ondaki ailevi sorun, ondaki içsel sıkıntıların eğer formatın yoksa, koruma yoksa, masken yoksa, bu işten şuurlu değilsen baktığın anda şuurlu kopyala yapıştır içeriye giriyor. Bu sefer sende ne çıkıyor? Kâbi hafta sonra, Kâbi sene sonra onun haleti sende güçsüz olduğun zaman yansıyor. Başlıyorsun, abi ya, efendim, ya abi göğsüm ateş bastı ya. Abi kendimi kötü hissediyorum ya. Abi, efendim, ya eşim aldatıyor gibi geliyor bana ya. Hayırdır nereden çıktın ne bileyim ya. Telefonuna gelen sorular. Meğer iki sene önce seyrettiği bir kadın, kocam beni aldatıyor ha düşünürken bakmıştın, o işte aktif oldu. Güneşte misal verdin. Seste misal vereyim. Seste telefon ve bilgisayar açılıyor mu açılmıyor? Mesela bazı kapılar var seni görünce açılıyor değil mi marketlerdeki? Bazı kapılar var, Hasan açılıyor. Olsun desem açılmıyor. Hasan! Açılmıyor. Usluk da önemli. Sese göre bilgisayar açılmıyor mu? Cihaz açılmıyor. Sese göre cihaz açılıyor da surete göre niye açılmasın? Zaten marketlere girerken surette açılmıyor. Kapıya gelince açılıyor. Hah. O da harama bakınca kapıya geliyor. Senin tak içeri kapın açılıyor. İçeriye giriyor adam. Kadın içeriye giriyor. Bu erkeğe değil ha. Kadın kadına girmesi daha beter felaket yapıyor. Açık saçık kadın, kadını daha beter yapıyor. Günahından şeyi hariç, halet rüyesinden hariç, şeyde, seyreden kadında erkeklik inkişaf ediyor. Reculiyet oluyor. Öyle diyor ya, şey diyor, kadınların açık saçıklı inkişafı ruhun çöküntüsüne sebep olmuş diyor. Öyle diyor değil mi şeyde? 410 sözlerde. Peki son cümlemiz olsun. Kaç defa dedin ne son cümle? memnu suret ve heykeller celbeder habis erbahları. Celbeder habis erbahları. Suretler celbeder. O cümle nasıldı o şey? 727'de o şey var. Celbeder habis erbahları. Onun şey suret haram nazarla haram sözler şey yapsan ona ya. O cümle okuyayım. Sözler versen hemen. O çünkü şey önemli. Hemen bu arada bunu da kol kola düşürmüşler bu adamlardan. Bak o ver bakayım. Bulamadın mı? Bak şu. Nereye dayanıyorsun? Memnu heykel suretler, ya zulmü mutacir, ya mütecessit riya,
ya muncemit hevestir, ya tılsımdır. Suretler tılsım. Ne demek tılsım? Açıyor. İki nokta üst üste olunca ne oluyor? Açıyor. Ya tılsımdır suretler tılsım. Ne demek iki nokta üst üste sabretasan? Celbeder o habis ervahları. Suret suretleri celbeder o habis ervahları. Bak bu da bir suret, ses, müzik. Demek ki ya tılsım, suretler tılsımdır. Ne yapar? İki nokta üst üste celbeder habis ervahları. Celbeder âli ervahları. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha. Temâs-selâvâ.